Merhabalar cümlete. Verilen 127 projeden biri olan Bugün Sınıfım Gökyüzüm adlı projenin açılış programına hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Özellikle Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projeleri, sadece TÜBİTAK projelerini değil, bütün projeleri önemsiyoruz. Çünkü proje demek aslında yeni bir heyecan demek. Bu İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyecanlandırıyor. İşte yapıldığı ilçedeki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü heyecanlandırıyor. Öğretmenleri heyecanlandırıyor. Ondan sonra efendim velileri heyecanlandırıyor, öğrencileri heyecanlandırıyor. Çünkü yeni bir şey her zaman için bir heyecan uyandıran bir meseledir. Dolayısıyla bu anlamda Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hakikaten projeleri destekliyoruz. Özellikle bu projede emeği geçen Arge'deki arkadaşlarımızı bize burada bu proje yapma imkanı sağlayan Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, koordineyi sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, yine projeye katılımcı olarak katılan üniversitelerin hocalarımıza, üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Özellikle tabii şunu da belirtmek istiyorum. Malum Sayın Bakanımızın öncülüğünde bir marif davası, yeni bir müfredat çalışmaları devam ediyor. Aslında tam da işte bizim yeni müfredatın çıktılarına baktığımızda bilginin beceriye dönüşmesi anlamında aslında bu tür projeler önümüzdeki günlerde derslerin içinde de olacaktır. Türkiye'de maalesef eğitim sistemimiz genelde bilgiye yönelikti. Bunun pratik yönü, pek uygulama yönü, beceri yönü eksikti. Ama şu an yeni müfredat çalışmalarıyla beraber bu yıl 5. sınıftan itibaren, işte ilkokul 1, 5 ve 9. sınıflardan itibaren uygulanan yeni müfredat programı aslında öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilgiyi aynı zamanda beceriye dönüştürme alanlarını da ortaya çıkarmış oluyor. Dolayısıyla bu anlamda bu tür projelerimiz bu yıldan itibaren daha fazla çoğalacak. Hakikaten Bartın bu anlamda iyi bir il. Geçen yıl biz sadece TÜBİTAK projeleri değil, bunun yanında Yaşayarak Öğrenir'in projesiyle 200'den fazla projemizi Bartın'a kazandırdık. Bunun yanında yine dezavantajlı öğrencilerimizin Sevgi Köprüsü projemizi Bartın'ımıza kazandırdık. Sayın Kaymakanımızın da çok ciddi destekleri oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü arkadaşlarımız desteklediler. Dolayısıyla biz Bartın İl Milli Eğitim Müdürü olarak bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü sonuçta hepimiz, devletimiz bizleri çocuklar için burada tutuyor. Biz çocuklarımıza, evlatlarımıza hizmet etmek için, onların mutluluğu için çalışıyoruz. Aslında en büyük çabamız dezavantajlı öğrencilerimizi avantajlı hale getirmek. İşte yaptığımız diğer projelerde de, hepsinde de gitmek istediğimiz yer burası. Bartın'da dezavantajlı bir öğrencimiz kalmasın, devletin imkanlarından bütün öğrencilerimiz yararlansın, derdimiz bu. Dolayısıyla bu amaca binaen yine çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu güzel mekanında, Ulus Doğa Park Oteli'nde böyle güzel bir etkinlik, eğitim etkinliğinde olmaktan çok mutluyuz. Hepiniz bu güzel etkinliğe, bu etkinliği gerçekleştiren kıymetli proje yöneticilerine, proje
yürütücülerine. Teşekkür ediyorum. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz güzel ilçemize. Doğa kenti ulus dedik. Ulusumuzun, güzel Bartın'ımızın güzel ilçesini doğa kenti olarak en önemli altını çiziyoruz. Doğanın içinde güzel bir şehir, güzel bir ilçe. Burayı geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu ilçemizde de, bu güzelliklerin içinde, bu güzel öğrencilerimizi ilçemizde artık eğitimin duvarları kalkıp artık doğada eğitim, doğanın içinde insanları eğitim almaları hem geleceğine hazırlık, insanların eğitim anlamında geleceğimize hazırlık, hem de gerçekten hayata başlamanın en önemli adımları. Bunu bakanlığımız ve TÜBİTAK bunu çok iyi keşfetmiş ve zannediyorum ki bu projeler, ben aşağı yukarı 5 yıldır takip ediyorum. Ulus Doğa Park Otelimizde 4 yıldır üniversite bazında bir TÜBİTAK projesi var. Her yaz burada geliyor ekipler, yani Isparta Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitemizden bir ekip burada doğa eğitimlerini gerçekleştiriyor. Doğada istatistik, doğada matematik öğrenilir. Bunun gibi eğitimler yapılıyor. Türkiye'nin 80 vilayetinden de öğretmenler buraya gelip bu eğitimleri alıyorlar. Ben o açıdan ulus ilçemizde bu sene ilki yapılıyor. Ortaokul bazında böyle bir eğitim programının, doğa eğitim programının gerçekleştirmesinde emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürüme ve tüm eğitim kurumlarına, özellikle Bartın Üniversitemize, bundan sonra Bartın Üniversitemizin de burada eğitim programları gerçekleşecek. Dün Rektör Bey'le sohbet etmiştik. Onunla da bazı konularda özellikle bu programdan bahsetmiştik. İnşallah hayırlara vesile olur. Daha güzel böyle programlarla beraber oluruz. Tekrar emeği geçen başta Özlem Hanım'a, yani bizi başından beri gelip bu projenin içine bizi de kattılar. Yani destek anlamında. Biz her zaman desteğe hazırız hocam. Ve tüm öğretmenlerime söylüyorum, tüm yöneticilere söylüyorum. Biz ulus ilçesi olarak, belediye başkanı olarak bu tür faaliyetleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel programlar olur. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında bugün Sınıfım Gökyüzüm adlı projemizi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Mutluyuz çünkü kısıtlı bir bütçeyle 40 öğrencimizin bu projeden yararlanmalarına fırsat sunabildik. Gururluyuz çünkü Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilk kez TÜBİTAK 4004 projesi gerçekleştiriyor olmanın kurumumuz ve ilimiz adına bir kırılma noktası olacağını ve bundan sonraki süreçte de etkili ve verimli projeler üretmeye devam ederek daha fazla hayatlara dokunabileceğimizi söyleyebilirim. Çok fazla vaktinizi almadan projemizin çıkış noktasından bahsetmek isterim. Bildiğiniz üzere her kamu kurum ve kuruluşunun hazırlama yükümlülüğü bulunan stratejik plan çalışmaları kapsamında gerek müdürlüğümüzün gerek okullarımızın 2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmaları durum analizi sürecinde büyük şehirlere oranla ilimizde oldukça geniş sayılabilecek yaklaşık 5000 öğrenci, öğretmen ve velimizden veri toplama fırsatı bulabildik. Ve bu veriler ışığında dezavantajlı bölge okulları dediğimiz yatılı bölge okullarımız ve taşıma kapsamındaki okullarımızın il genelinde yapılan sosyo-kültürel faaliyetler ve akademik faaliyetlere erişim konusunda kısıtlı imkanları olduğunu fark ettik. Bu kısıtlılığın üstesinden gelebilmek için ne yapabiliriz sorusu kapsamında bugün bu projeyi hayata geçirebilmiş bulunmaktayız. Tahmin ettiğiniz üzere her projenin hem bireysel, hem kurumsal, hem de toplumsal bazı çıktıları vardır. Oldukça kısıtlı bir bütçeyle bugün bizi burada bir araya getiren en büyük motivasyon kaynağının projemizin toplumsal çıktısı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 3 günlük bu süreçte neler yapacağımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Eğitim-öğretim süreçlerinde yeni yeni entegre edilmeye başlayan okul dışı öğrenme ortamlarında temelde matematik odaklı etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğe, fene, sanata ve doğaya olan ilgilerinin arttırılmasına ve matematiksel düşüncelerinin geliştirilmesine destek sunacağız.
Bundan sonraki süreçte daha etkili ve verimli projeleri hayata geçirebileceğimizden hiç şüphe duymadığımı belirterek tüm öğrencilerimize ve ekip arkadaşlarıma keyifli ve matematik dolu bir süreç diliyorum. Saygılarımla. Sevgili öğrenciler, öncelikle böyle güzel bir günde, Doğa Kenti Ulusumuzda, böylesine güzel bir programda sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtir. Hepinizi saygıyla selamlarım. Tabii bu yıl yeni bir eğitim dönemine geçtik. Malum Türkiye 100 yılına girdik. Türkiye 100 yılına Türkiye Maarif modeliyle giriş yaptık. İnşallah bu Maarif modeliyle Sayın Bakanımızın da dediği gibi eğitimde bir devrim gerçekleştirecek. Bu devrimde ne olacak? Zamanın PISA direktörü şöyle bir şey söylüyor. Eğittikleriniz, öğrettikleriniz okullarda çok güzel şeyler öğretiyorsunuz ama artık bunları pratiğe geçirmeniz gerekiyor. Bugün bu eğitim bunun bir çıktısı. Ben bu eğitimi destekleyen, düzenleyen Bartın Üniversitemizin kıymetli hocalarına, değerli İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüz sağ olsun, eğitimde ne zaman bir proje olsa hepimizin yanında, hepimizin destekçisi, Allah razı olsun, buradan ona teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüzün değerli çalışma arkadaşları, Doktor Özlem Hanım, ben de şahidim gayretine, çalışmasına. Çok güzel bir proje. Bugün ayrıca bizleri burada misafir eden Ulus Belediye Başkanımıza, Ulus Doğa Park Otel çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu eğitim ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza başarılar diliyor. Eğitimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Ya da biz yetişkinleri böyle alalım. Şöyle bir kaynaşalım. Şöyle geniş bir alanımız olsun. Büyükler buraya gelecek. Siz gelin böyle. Çırpmıyorsunuz. Çünkü lider der ki demedim. Anlaştık mı? İki şaşırtmaca var. Ya lider der ki demeyeceğim ya da lider der ki deyip başka bir hareket yapacağım. Hadi bakalım. Lider der ki zıpla. Aferin. Lider der ki parmağını şıklat. Kimler çıkıyor? Evet. Ama bu oyunda yine bir özellik var. Yanılan oyundan çıkmıyor, devam ediyoruz. Ama şimdilik. Evet. Şimdi tekrar baştan. Az önceki ısınmaydı. Alıştık mı oyuna? Tamam. Lider der ki saçını okşa. Başını okşa. Lider der ki kulağını tut. Kulağını tut. Bakayım. Kulağını. Lider der ki parmağını şıklat. Kolunu aç kapa. Lider der ki kalk.
Aşağı.